Merhaba. Bir önceki videoda Voyni'nin hasat takvimi bölümünü incelemiştik. Bu videoda da isterseniz gelin ay takvimi, daha sonra güneş takvimini pas geçip horoskoplara geçelim. Çünkü güneş takvimi ile ilgili söylenecek her şeyi zaten hasat takvimi sayfalarında söyledik. Bu video ile beraber herhalde Voyni ile ilgili anlatacağım 3 veya 4 video kaldı. Bu 3 video, önünüzdeki 3 video, 2 veya 3 video Voyni el yazması Mayalardan kalmış olabilir mi? Maya kültürüne benziyor mu? Hani analiz bölümünde yaptığımız tespitlerin sağlaması olmaya devam edecek. Serinin en sonunda da artık hani tamamen gramer kurallarıyla, örnekleriyle, son ekleriyle, cümle yapılarıyla, sözlüğüyle, örnek çevirileriyle Voynich ile ilgili ulaşabildiğim tüm sonuçları paylaşıp burada tarihe Voynich ile ilgili kendi adıma kaydımı düşüp ondan sonra yeni konulara geçeceğim. Bir sonraki anlatmak istediğim konuya geçeceğim. Dediğim gibi bu videoda ay takvimiyle başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu Mayalar denince hepimizin aklına ilk önce güneş takvimi geliyor. İşte Aralık ayı, gün dönümleri, 2012'de kıyamet kopacaktı. Hani o Aralık'la ilgili bir kehanet vardı. Maya takviminin gün sonuydu. Hani bu popüler konularda Mayaların hep güneş takviminin isminin geçmesi. Hani insanda Mayalar ay takvimi kullanmıyordu ki tarzında bir düşünce oluşturabilir. Çünkü genelde güneş takvim var Mayalarla ilgili. Mayalarla ilgili biraz bilgi bilenler onu bilir. Biraz ilgilenenler bunu bilir. Şimdi bunun aksine Mayalarda bir ay takvimi vardı. Hem de çok gelişmiş bir ay takvimi vardı. Yine adaya ilk giden psikoposlardan Landa, yani birinci el kaynak, adayla ilgili hazırladığı raporunda diyor ki bu insanların 365 günü 6 saati mükemmel bir şekilde dağıttıkları bir ay takvimleri var. Bu takvime U diyorlar diyor. Takvimin ismi U. Ama maalesef hiçbir şekilde ayların isimlerini vermiyor. Yani ilk ay şudur, ikinci ay şudur, üçüncü ay şudur, onunla ilgili bir şey anlatmıyor. Bir paragraf ay takviminin ne kadar mükemmel olduğundan bahsediyor ama isimlerini vermiyor. Zaten Landa'nın raporlarında benim dikkatimi çeken bir şey var. Landa bir gruptan bahsetmiyor gibi bir izlenime kapılıyorum. Ya gariptir. Bu Amerika kıtasına ilk giden kaşifleri Meksika'da ilk girerken Amerika'ya bir cami gördükleriyle ilgili hatıralarında bazı bilgiler var. Bununla ilgili biliyorsunuzdur bir ara epey konuşuldu. Landa'da da benzer bir şey var. Landa birkaç yerde raporların bu insanların anlattıkları şeyler diyor Muhammed'in anlattıklarına benziyor. Hazreti Muhammed'in anlattıklarına benzediğini düşünüyor. Yani diğer taraftan mesela o anlattıkları şeylerle ilgili konuları hiç anlatmıyor. Üstünkörü geçiyor. Aynı şekilde ay takvimine geldiğinde yine anlatmıyor. Üstünkörü geçiyor. Sadece Mayaların bir ay takvimi olduğunu söylüyor. Şimdi üstünkörü geçmesinin dezavantajı şu. Ne Landa'nın sözleri içinde ne de daha sonraki arkeolojik kalıntılar içinde ay takvimindeki geçen ayların isimleri henüz belirlenebilmiş durumda değil. Ya maalesef eğer böyle bir şey belirlenebilmiş olsaydı, yani bugün elimde 12 tane ayın ismi bulunsaydı bu aylara göre bir karşılaştırma yapıp çok daha net bir şeyler söyleyebilirdim. Çünkü Voynich'in en tartışma anahtarlarından bir tanesi daha isimleri. Yani gerçekten o 12 ay isminin elimde olmasını çok isterdim ama maalesef yok. Güneş takviminin de aslında çoğu evresi yokmuş. Hani sadece ay takvimini saklayıp güneş takvimini anlatmamışlar. Şimdi haklarını yemeyelim. Hepsini yok etmişler. Yıllar sonra aradan işte yapılan bir inşaat kazısı sırasında bir Aztek güneş taşı dediğimiz bugün bir taş bulunuyor. Bu taşın üstünde yapılan çalışmalarla Mayaların güneş takviminin ayrıntıları ortaya çıktı. Henüz de daha tam çıkmadı aslında. Henüz de taş incelenmeye devam ediyor. Çok büyük o meşhur bir taş. Şimdi böyle olduğu için ay takvimini karşılaştıramıyorum. Şimdi Mayaların ay kullandığıyla ilgili de benzer bir taş var aslında. Ay takvimi ile ilgili. Bugün buna Leyden plağı deniyor. Leyden plağında bir hükümdar olduğu tahmin edilen bir kişinin heykeli var. Bu Leyden dikili taşında diyeyim, yani stelasında, plağında. Bunun bir Tikal yöneticisi, eski Tikal yöneticilerinden biri olduğu düşünülüyor taşın üstünde resmedilen şahsın. Bu şahsın bu plağın üzerinde ayın evreleri var. Ya bir de tarih var.
Büyük ihtimalle ya tahta çıktığı tarih ya çok büyük bir savaş kazandı. Onun işte namına dikildi, onun hatırası olarak dikildi. O olayın tarihi var üstünde. Tarihin kenarında ayın evreleri var. Bir ay takvimi verilmiş. Yanına da 9 tane sembol çizilmiş. Şimdi bu 9 sembole Maya kültüründe gecenin lordları, gecenin kralları deniyor. Gecenin 9 tane lordu var, 9 tane yöneticisi var Mayalarda. Maalesef bu lordların isimleri dokunamıyor. Yani glif biliniyor, bu glif gecenin lordudur deniyor. Ama nasıl telaffuz ediliyordu, hangi kelimeye denk geliyordu maalesef o bugün bilinmiyor. Tekrar ikinci isteyeceğim şey gecenin lordları olurdu çünkü. Analiz bölümünde söyledim. Ay takviminin altında Voynich el yazmasının hiçbir yerinde görülmeyen bir detay göze çarpıyor. Sadece ve ilk defa o sayfada kırmızı ve kalın harflerle bir satır yazılmış. Ay takviminin altına. Bu ay takviminin diğer güneş takviminden daha önemli olduğunu gösteriyor. Veya o takvimin içinde bir şey var ve bu çok anlamlı. Şimdi bu yazılan, kırmızı ile yazılan aşağıdaki satırı aslında 9'a böldüğünüzde 9 tane isim belirdiğini görüyorsunuz. Yani 9 tane yönlendirme yapmayın. 9 tane kelime belirdiğini görüyorsunuz. Yani nihayet bu 9 kelime gecenin lordlarının isimleri de olabilir. Çünkü bu 9 daha sonra bu göksel cisimlerin hani yaşadığı o obrukların içinde yıldızların olduğundan ki o sayfalar tekrar hani geleceğiz şimdi Mayalarla karşılaştırırken geleceğiz. İşte o göksel tanrıçalar, yıldızlar, şu sayfalar, bu sayfalar derken en son rose sayfası, gül sayfası denilen bir sayfaya geliyor ve orada bir göksel harita var. Daha önce analiz bölümünde de gördük. O haritanın üstünde 9 tane ülke var. Ana ve ara yönlerde kurulu 8 ülke, bir de merkezde 9. ülke. Şimdi Mayalarda zaten Bacups diye bir kavram var. Yönlerin tanrıları. Yönlerde yaşıyorlar. Yani kuzeyin tanrısı var en kuzeyde. Batının tanrısı en batıda. Güneyin tanrısı en güneyde. Hani bir yönlerle tanrılar arasında bir ilişki zaten var. Şimdi gecenin 9 lordu dediğinizde, 9 kralı dediğinizde işte bu 9 ülkeyle mükemmel uyum sağlıyor. Hele bir de bunun ay takviminin altında kırmızı harflerle yazılı olması ya gerçekten insanı hani böyle heyecanlandırıyor. Diğer tarafta ay takviminin yanındaki sayfada ayın yıldızlarla yaptığı konumlardan ayın takip edilmesi anlatılıyor. Yani yıldızlarla yaptığı açılarla ilgili her ay bir şey anlatılıyor ki bu Mayalıların çok sık yaptığı bir şey. Bütün şehirlerinin merkezlerinde, bizde hani şehirlerin merkezlerinde bir merkez cami vardır, yanında imarethanesi vardır, işte bedesteni vardır. Böyle bir kompleks halindedir ya. Mayalarda da aynı şekilde bir şehir inşa edildiyse merkezinde mutlaka rasathane vardır. Gökyüzünü takip ederler. Yıldızlarla ilgili o kadar çok bilgiye sahipler ki tıpkı Voynich el yazmasının 600 yıldıza 1400'lü yıllarda isim vermiş olması gibi. Şimdi 600 yıldıza isim vermek normalmiş gibi gelmesin. Bize de çok eski kitaplar var. O kitaplarda da inceleyebilirsiniz. Pek çok yıldıza isim verilir, pek çok yıldızla ilgili işte dua zamanları belirlenir veya başka şeyler yapılır ama sayı 600 değildir. 600 dehşet bir sayı. Yani bir kültürün 600 yıldızın her birini ayrı isimlendirebilmesi için çok profesyonel rasat çalışması yürütüyor olması gerekiyor. Ki böyle bir rasat çalışması da o dönemde dünya üzerine baktığınızda neredeyse zaten, neredeyse demeyeyim hani uzak doğu falan vardır belki ama Mayalarla müthiş bir uyum sağlıyor. Bu uzay konusundaki bu bilgi, bu astronomi ve bu bilgiyi de alıp bilimsel değerlendirmeyip mitolojiye, çok tanrılı bir altyapıya, tanrıçalara falan oturtmak dediğinizde hani Mayalar bu iş için bulunmaz kumaş oluyorlar. Bu iş için böyle seçseniz, arasanız zaten onları bulursunuz oluyorlar. Şimdi bu ay takvimini bu yıldızlarla eşleştirdiği takvimin kenarındaki satırda da dikkatle baktığınızda bir kal kelimesi, o kal kelimesi. Hatta en sonu bile öyle bitiyor. Şey diyor, pardon. Mal, al, okal, mal, ukalon. Şimdi ukalon, o 9 tane evren vardı ya gökyüzünde. O evrenlerden bir tanesinin kenarında yazıyor aynı zamanda. Tahminen o evrenlerden birinin ismi. Burada da şunu söylüyor. Mal, daha önce söylemiştim, içinde demek.
Ukal hapishane demek. Tekrar mal ukalon. Hapishanenin içinde, ukalonun içinde diyor. Orada diyor tutuldu. Şimdi orada yani bir tutulumdan bahsediyor ve daha önce söyledim, bu gök cisimlerin tutulması ile tutsaklık arasında bir bağ kuruyor. Hani analizde bir tanrıça vardı, elleri arkasından bağlıydı, havuza giriyordu. Havuzun ortasında bir su vardı, o sudan banyo olup tekrar öbür taraftan çıkıyorlardı ve onun üstünde de okal yazıyordu, hapishane yazıyordu, o elleri bağlı olduğu resmin üstünde. Şimdi aynı şekilde o bahsettiğim Leyden planında da o ay takviminin, gecenin lordlarının çizili olduğu o Leyden planında da çizili o Tikal kralı olduğu düşünülen, yani belki bir Maya tanrısı, onu da bilmiyorum, veya başka bir şey, yani düşünülüyor, sadece tek iddia var, o henüz ispatlanmış bir şey yok. Dikkat ederseniz onun altında da elleri bağlı bir tutsak var. Ve Maya tanrılarının ve tanrıçaların anlatıldığı kodekslerde de bunu Maya kodeksleri ve Voyne el yazması diye ayrı bir videoda anlatacağım. O yüzden burada çok üstüne durmuyorum. Orada da benzer bir şekilde elleri arkadan bağlı tanrılar var. Bir şekilde gök cisimlerinin tutulmasını, yani gök cisminin gökte niye görünmediğini, mesela Venüs gökyüzünde görünür görünür ama yılın belli bir dönemi gökyüzünde birden kaybolur ortada, sonra tekrar ortaya çıkar. Hani bu kayıpken neredeydi? İşte o tutsaktı. O tutuluyor, o tutuklanıyor tarzında bir inanç geliştirmiş olabilirler ki bu Voynich'i okuyunca da, eğer Voynich el yazmasının tamamen çözülürse, Voynich el yazması bir Maya diliyse ve benim çalışmalarımın üstüne de gerçekten doğruysam, haklıysam ve birileri de bunun üstüne giderse, çünkü ben bir başkasının da 1400'de konuştuğu bir dil üstüne çeviri denemesi yapmak istemem çok fazla. Hani buna cüret etmek istemem. Gerçekten Maya kültürünü anlatmaya potansiyeli taşıyor bu kitap, o el yazması. Yani ay takvimi ile ilgili söyleyebileceklerim maalesef bunlar, çünkü bilmiyoruz. Ayın isimlerini bilmiyoruz, gecenin notlarının isimlerini bilmiyoruz. Şu an için söyleyebileceğim tek şey benzerlikler. Şimdi gelelim horoskop sayfalarına. Horoskop ayrı bir konu. Yani horoskop astronomiyle alakalı bir şey değil. Horoskop bir astroloji alanının bilim konusu ve bir astrolog gözüyle bakabilmeniz gerekir horoskopları anlamak için. Yani bir astrolog bunlara baktığında ne görüyor, ne anlıyor? Şimdi ben bir astrolog olmadığım için, astrolojiyle de aram çok fazla iyi zaten olmadığı için, hani ben buradan bir anlam çıkartamam. Yani şuna göre tanımlamışlar, şu tarihi göstermişler diyemem. Ama bir tane astrolog var, hem de Türk. Şenay Devi, astrolog. Şimdi Şenay Hanım, Saadettin Teksoy'a katıldığı bir programda Voynich el yazmasının horoskop sayfalarıyla ilgili bir yorum yapıyor. Şimdi gelin isterseniz, ne yorum yapıyor? Yani bir astrolog bu sayfalara baktığında ne görüyor? Bu sayfalar bir astrolog için ne anlatıyor? Önce ondan dinleyelim. Aslında videonun bu bölümünde Şenay Hanım'la Saadettin Teksoy'un yapmış olduğu röportajdan küçük bir bölümü yerleştirmiştim. Fakat YouTube'a attığımda YouTube telif uyarısı verdi. Hani bununla ilgili bir telif olabilir, telif hakkı diye. Aslında doğrudan kanalın sayfasından almadım. Hani başka YouTuber'ların sayfasından aldığım için bir telif hakkı olabileceğini düşünmemiştim. Ama doğru, belki bir telif hakkı olabilir. O yüzden de bu bölümü daha sonra sildim. Onun yerine ben iki şey yapacağım. Bir, bu videonun altında ilgili videonun linkini paylaşacağım. İkincisi, Şenay Hanım'ın söylediklerini ben özetlemeye çalışacağım. Şimdi Şenay Hanım şunu söylüyor. Benim için diyor, böyle en dikkat çekici şey, en hayret verici şey, Voynich el yazması yazdığında Amerika kıtasının, Mayaların, Maya takviminin Avrupalılar tarafından ya da dünyanın geri kalanı tarafından bilinmiyor olması diyor. Çünkü diyor, Voynich'in horoskop sayfalarında doğum haritaları var ya, bu doğum haritaları 2012 yılını işaret ediyor. E tabi bildiğiniz gibi 2012 yılına özellikle vurgu yapan, ki Şenay Hanım'ın ifadesinde böyle yoğun anlamları var 2012 ile ilgili diyor. Yoğun anlamlar yapması da Maya takviminin büyük döngüsünün, yani atıl milattan önce başlamış olan döngüsünün 2012'de bitiyor olması bir Maya kitabından da zaten beklenecek bir özelliktir. Bir Maya kitabında da zaten anlatılacak bir şeyin bu döngü üstüne inşa edilmesi gerekir. Kitabın 2012 yılına özellikle vurgu yapıyor olması bu kitabın bir Maya kitabı olabilme ihtimalini artırmaktadır. Neyse, Şener Hanım yerine ben özetlemiş oldum. Şimdi videoya devam edelim. Bunlar Şenay Hanım'ın anlattıkları. Yani ben üstüne ekleme yapamam, çıkarıma yapamam. Benim anladığım bir alan değil. Ama şunu söyleyebilirim. Analizde de bahsetmiştim. Bu sayfalarda çıplak kadınların ellerinde ip benzeri bir çizimle,
yıldızları böyle uçan balon taşırmışçasına tepelerinde taşımaları veya başlarından omuzlarından bir ip yıldıza doğru uzaması bu sayfaların dikkat çekici çizim tarzıydı. Çizim karakteristiği, çizim özelliğiydi. Garipti de hani bu kadınlar doğrudan yıldız olsa mesela direkt kadını çizerler değil mi? Hani bir yıldız tançası olsa onu çizerler veya kadın yıldızın üstüne basar, yıldızın üstünde yükselir falan bir şey olur. Burada değişik bir şekilde anlatıyor. Yani kendine özgü bir şekilde anlatıyor o kadınlarla yıldızların bağlantısını, üstünde bir ip olmasını. Şimdi peki bu Orta Amerika ile alakalı olabilir mi? Bu anlatım tarzı veya Amerikan yerlileriyle alakalı olabilir mi dediğimizde doğru cevap evet çıkıyor yine. Bu zaten bir Amerikan anlatım türü. Şimdi elimizdeki orijinal Amerikalılardan kalan kitaplara göz atalım. Ekranda gördüğünüz ilk kitap Azteklerden kalmış Mendoza, özür diliyorum kodeks. İkinci kodeks Codex Telleriano Remensi kodeksinden. Üçüncü resim Codex Xolotl'dan. Şimdi gördüğünüz resim Codex Quetzalcoatl'in kodeksinden. Gördüğünüz gibi kodekslerin hepsinde anlatılan insanlar, çizilen insanların özellikleri, sıfatları, durumları, pozisyonları sanki bir emoji kullanır gibi, bir işaret kullanır gibi, bir grafik, bir trafik levhası kullanır gibi bir iple onların başlarının üstünden çiziliyor. Orta Amerika'dan veya Amerika'dan kalan Kolomb öncesi ve Kolomb'un o geldiği esnada kaleme alınan tüm kitaplarda benzer özelliği görürsünüz. İnsanların özellikleri böyle omuzlarından üstlerinden çıkartılan bir iple anlatılır. Peki hani olsaydı da yıldızları tartışacak kadınlar ya kadınlarla yıldızlar arasında bir bağ kurulmuş olsaydı acaba bunu nasıl anlatırlardı? İşte aynı Boyne Hale yazmasındaki gibi anlatırlardı diye burada uzatmak isterdim. Ama çok şükür bununla ilgili elimizde net bir örnek var. Şu an ekranda gördüğünüz resim Kuzey Arizona Hopilerinden kalmış olan eski bir tas. Tasın üstüne dikkat edin. Tasın üstünde 3 tane kadın üstlerinden bir ip çıkıyor ve yıldızları taşıyorlar. Şimdi de Voyne Hale yazmasındaki örneğiyle karşılaştıralım. İki örneğe dikkatli bakın. İşte Orta Amerikalılara yıldız tanrıçasını çiz deseniz böyle çizerlerdi. Gördüğünüz gibi Voynich el yazması sadece sadece Voynich el yazmasının çözümü değil. Voynich el yazmasının çözümü aynı zamanda bugün hakkında hiçbir şey bilinmeyen ve her yıl milyonlarca dolar harcanarak araştırmalarına devam edilen Kolomb öncesi Amerika uygarlığının da çözümüne götürecek gibi duruyor bize. O yüzden çok önem veriyorum ve o yüzden kamera karşısında bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir şey kaydetmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten beni bir tarihçi olarak heyecanlandırıyor. Yani neleri ortaya çıkarabileceğini düşündükçe insan bir garip oluyor. Diğer taraftan şunu söyleyeyim. Voynich el yazmasına bakarken genelde taraflıyız. İster istemez ben de taraflıyım. Şimdi kendimi tarafsız olmadığını söylesem bana herhangi bir kişi inanır mı? Yani imkanım var bu saatten sonra. İlk başlarında tarafsızdım ama ben de aynen böyle anahtardan buralara gelip bunları fark ettikten sonra ben de taraflı oldum ve bundan sonra bana ne derseniz deyin mutlaka Voynich ile Mayalar arasında bir bağlantı kurarak mutlaka ele alacağım, düşüneceğim. Yani bunun kaçış kurtuluşu yok. Hal böyle olduğu için de Voynich el yazmasında horoskop sayfalarına bakıldığında işte ikizler burcundan bahsediliyor. Arbalet yayını oldu işte yay burcu, terazi burcundan filan bahsedilir. Onların şeyleri olur, onun üstüne yorumlar yapılır filan. Ama bence göz ardı ettiğimiz bir şey daha var. Doğru, ikizler, yay, terazi gibi burçlar aşağı yukarı belirgin ve bunlar kıta Avrupa'sını veya işte ne bileyim Anadolu'yu, hani bunların yaygın olduğu, bunların bu terimlerin yaygın olabileceği, uzak doğu hariç, dünyanın geri kalan bu hani Güney Afrika'da hariç o bölgeyi, orta dünya bölgesinde herhangi bir yerde görülecek burçlar, spesifik bir şey değil. Peki, şimdi ekrandaki 3 burca özellikle dikkatli bakmanızı istiyorum. Bu ekranda gördüğünüz ilk burç bir balık burcu ama dikkat ederseniz bir balık yok. 2 tane balık var üst üste çizilmiş. Yine dikkat ederseniz balıkların burunları biraz farklı. Şimdi bu balıklarla ilgili geçtiğimiz sene kaybettiğimiz Amerikalı, daha önce söylemiştim, Arthur Tucker. Bu balıkların çeşidinin
Atraktosteus spatula balığı olduğunu söylüyordu. Bu balıklar Florida'dan Meksika'ya kadar uzanan bölgede yaşıyorlar. Yani Mayalıların günlük tutup yedikleri, Mayalıların denizde sürekli karşılaştıkları, balıkçılığını yaptıkları bir balık çeşidi. Ve gerçekten de yine ekranda yan yana vereceğim. Dikkatli bakarsanız birbirine ne kadar benzediğini görürsünüz. Ama balık biraz subjektif bir yorumlama olur. Yani hani sadece burnunun uzunluğu belki de götürmeyebilir sonucu. Hani benziyor ama dersiniz balık balığa benzer. Mesela ben bu Konyalıyım, hele benim için her türlü balık balığa benzer. Ama şimdi iki tane resim göstereceğim. Lütfen elinizi vicdanınıza koyarak bu resimlere bakın ve bu burçların bizim bildiğimiz burçlardan hangisine tekabül ettiğini düşünün. Şimdi ekranda gördüğünüz ilk burca bakın. Bu bir yengece benzer ilk başta, hani hiç bilmeden baktığınızda, ama sizce bu bir yengeç mi? Kıskaçları var mı yengeç olabilecek? Hayır. Bu açıkça iğneli istakoz. Yine yanında resmi veriyorum. Resimden bakarsanız çok daha net görürsünüz. Bu iğneli istakoz burcu. Dünya üstünde hangi kültürün iğneli istakoz burcu var? Yok. Ya da hangi kültürün iğneli istakoz burcu olabilir? Veya şöyle sorayım. İkinci soru daha mantıklı. Hangi kültürde, hangi coğrafyada iğneli istakoz burcu olabilir? Yine gelelim Amerika'ya. Çünkü iğneli istakozun yaşam alanları da benzer şekilde Meksika körfezine doğru uzanıyor. Yine bir diğer burca daha bakın. Bu burçta gördüğünüz hayvan sizce bir aslan mı? Bence değil. Çizim çok fazla aslana benzemiyor. Bu bir aslan burcu değil. Aslanın spesifik özellikleri yok. Ama yine tekrar ekrana bakın. Ekrandaki çizim sizce bir jaguar olabilir mi? Bu bana kalırsa açıkça bir Orta Amerika jaguarı. Yine son bir resim daha göstereceğim. Hadi jaguar, aslan, yengeç, istakoz derken bu hayvan ne? Boğa mı? Kuyruğuna bakın. Özelliklerine bakın. Bu hayvan bir sürüngen. Bu hayvan resmen bir sürüngen. Peki bizde böyle bir burç var mı? Veya dünya üstünde böyle bir burç duyduk mu? Böyle bir burç taşıyabilecek herhangi bir zodya var mı insanlığın bildiğimiz? Benim bildiğim yok. Ulaştığım da yok. Peki yine şimdi resme bakın. Orta Amerika'da yaşayan, Yucatan bölgesinde yaşayan siyah dikenli kuyruklu iguana dedikleri, Türkçesini öyle çeviriyorum. Bilmiyorum başka bir terimi varsa. O iki hayvanla Voynich'te çizilen hayvanın ne kadar benzediğine bakın. Şimdi ne diyorsunuz? Sizce Voynich el yazmasındaki özellikler Voynich'in Avrupa'nın dışında başka hiçbir yerde yazılamayacağını mı gösteriyor? Bence artık hayır. Bence tam aksine Voynich el yazmasının kökeninin Orta Amerika ile ilgili, Orta Amerika ile Voynich'in Orta Amerika ile bir bağlantısı olduğunu gösteren izlerin sayısı, Voynich el yazmasının dünyanın geri kalan bölgelerinde yazılmış olduğunu gösteren izlerin sayısından çok daha fazla. Sadece ön yargısız ismi Voynich diye, Avrupa'da bulundu diye, Avrupa'nın ortasında ortaya çıktı diye, Amerika'nın keşfinden 100 sene önce yazılmış diye, bence bunları göz ardı etmezsek, objektif olup ne olduğunu anlamaya çalışırsak, bence yavaş yavaş kitabı anlamaya başlarız. Buraya kadar bana sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim.